Dil Mektebi For Example'ı sunar. Deli deli olduğunu bilmezmiş, ölü ölü olduğunu. İçinizde kendisini deli hisseden var mı? Normal olmadığını. Elini kaldırmayanlar deli. Kontrol kalemiyle mesela elektrik var mı yok mu diye bak. Çünkü basmamışım arkaya. Ben şimdi anladım bu spor programları nasıl dolduruyorlar. Sevgilin var mı? Yok. Neden? Kullanmıyorum. Bu Anadolu çocuğu, bu Anadolu insanın var ya, şu yüreği kocaman var ya. Niye abi? Bununla ne alakası var? Kalbi. Kalbi konuşuyor. Aslan Diyarbakırlım benim. Eyvallah abi, sağ ol. Sen var ya adamsın adam. Doğma büyüme İstanbul'dayım. İstanbullular arkadaşlar götünden konuşuyorlar. Kaleye daha yakınsa veya bu X'ten, evet. bu X'ten offside. Aynı hizadaysa offside değil. Anlatabildim mi? Bilgiler akış. Kim anlamadı? Bir daha söylüyorum. Lütfen 11 kişi gelsin. 11 kişi de şuraya geçsin. Adam gibi anlatalım. Bu arada ben bir şey yapabilir miyim? Offside'ı anlatıyoruz. Kurtar beni hocam. Kasalara şöyle anlatılır. Siz ödeme yapacağınız kasaya rakibinizden daha yakınsanız offside pozisyonu. Ekar. Evet. Şimdi oraya bakarak söyle aynısını. Ekar. Birazdan bir konuğum daha var. Bizi spastik sanabilir. I have got a car. Çok güzel. Sen biliyor musun İngilizce? Ben Game of Thrones izledim. Bağladım ayağına. Hocam. Hocam şu an programdayım. Ya resmen. Bu defa eşimi arayacağım. Rasim. Sinan abim alt solist, kocaman bir alkış. Aa, Abdülkerim abi. Şöyle yapalım. Abdülkerim abi. Neresi oğlum burası? Abi mahşer burası. Bizim aile, bizim aile. Kim oğlum bu kadar seni amcan? Arkadaşlar ben arıyorum şimdi. Babaannemi arayacağım. Arkadaşlar, hiç İngilizce bilmeyenleri İngilizce konuşturan, bilenlerin İngilizcesini unutturan, zaman zaman kafasına göre takılan For Example'a hepiniz hoş geldiniz. Hala şuraya çıkarken acayip heyecanlanıyorum. Birazdan siz de çıkacaksınız tek tek. Siz de test edersiniz yani. Tek tek deyince herkes çıkacak gibi. Herkes böyle sıradan. Öğretmen olarak zaten hep kendimizi sahnede hissediyoruz. Yani ona bir alışkınlığımız var ama sonuç olarak burada olmak kolay bir şey değil. Baba. Şey yapmıyoruz. Baba. Kızım. Kızım böyle yapıyor. Ben şurada kulaklık var bende. Sesler geliyor. Şöyle bir ses duyuyorum. İsterseniz Taner Çağlı'yla tanışabilirsiniz yukarıda. Bakın kendisi yukarıda. İsterseniz sizi götürebilirim. Kızım da bizim asistanlarımızdan birisi. Kendisi oyuncak istiyordu. Benim de param yetmedi çünkü parayı hep hosteslere verdim. İstersen kızım dedim burada yardımcılık yapabilirsin bize. Sen de çalışırsan oyuncak alırım sana. Değil mi kızım? Ne istiyorsun şu an mesela oyuncak olarak? Geçen hafta bir şey aldım. Bu hafta ne istiyorsun? Söyle bilelim. Belki birisi yanında getirmiştir falan. Evet arkadaşlar, çok tatlı bir konuğum var. Abim, arkadaşım, çok sevdiğim, hepinizin çok iyi tanıdığı, normal sohbet etse bile, normal konuşsa bile kulaklarınızın pasını silecek Ertem Şener'i davet ediyorum. Merhabalar. Teşekkür ederim. Abi hoş geldin. Teşekkürler, çok sağ olun. Oyuncağını ben alabilir miyim? Alsın mı? Zengin. Ben alabilir miyim? Aşkım bir tanem. Neyi? Kalbim zengin, onun için söyledim ben. Kızım, baban onun için demiştir kanka. Hani 5 yıldır alamadığım oyuncak vardı ya. Hani pahalıydı. Bak benden çok güzel oyuncak olur. Benle oynayabiliriz. Olur mu? Sana kocaman bir alkış. Evet hoş geldiniz tekrar. Bugün başka bir konuk daha mı var? Hayır. Hayır, tatlı dedin de kim gelecek acaba diye bekliyorum. Ya böyle. Çok güzel. Vallahi abi benim için çok tarihi bir an. Buyur lütfen. Kaç bölüm çektim? Sanki senin gelişinde daha mı çok heyecanlandım bilmiyorum. İnsan böyle çok özendiği, yani çok sevdiği kişiler gelince biraz daha heyecan yapıyor. Bugün aramızda sen varsın. Bugün aramızda neredeyse bak ilkokul arkadaşım var, üniversitedeki ev arkadaşım var. Kızım el kaldırıyor. Bugün sevgili kızım var. Biliyorsun çok önceden
Sana daha ilk tanışmamızda söylemiştim zaten. Benim için çok özel birisin. Burası genelde böyle fazla birbirimizi övdüğümüz bir yer değil. Yani bölümler itibariyle hep onu gördük. Ki bak yani... bir şey söyleyeceğim. Ben hep delilerle çalıştım. Yanımda hiç normal olmadı. Bir normal Sinan Engin oldu. Yani Sinan abi oldu. Onun için ben antrenmanlıyım. Sen kendini düşün. Günün nasıl geçiyor o program varsa akşam? Yani ben evde de çalışıyorum, sokakta da çalışıyorum, uyurken de çalışıyorum. Öncesinde gitmene gerek oluyor mu yani oraya? Tabii birkaç oluyor. Birkaç saat öncesinde. Tabii ki oluyor. Yani çok öncesinde gitmek zorunda kalıyorsun. Neden? Gündemi takip ediyorsun. Türkiye'de sürekli değişen iki şey var. Hı hı. Bir, insanlar. Evet. İki, fiyatlar. Senin futboldaki gündemin. Ne dedin? Ne dediniz? Fiyatlar. Ha, fiyatlar da değişiyor. Ya onu söylemeye yani dili fiyatlar varmadı. Da değişiyor. Ama şöyle, inanın fiyatlar bazen iniyor da insanların değişimi çok inmiyor aslında. Yani onlar daha tehlikeli olabiliyor. Umulmadık şeyler gördüğün zaman daha sıkıntı yaşayabiliyorsun. Sen şu an kaç yaşındasın? Kaç gösteriyorum? Kaç gösteriyorsun? Buyurun hanımlardan alalım. Kaç gösteriyor? 46. Sen çok kendinle oynamadın yani. Bir saç ektirdin değil mi? Saç ektirdim. Evet. Evet. Peki... Saç ektirdim. Komple yok muydu? Kel miydin? Yok da... Ben o halini niye hiç hatırlamıyorum şöyle, abi? Şöyle, bayağı bir gitmişti. Şu taraf bayağı böyle bir gitmişti ama ben önlere doğru topik falan... Ahmet Allah Çakar dedi ya, topik erten falan demeye başladım o zamanlarda. Yani kendisi çok bayağı saçlı ya. Topik erten demeye başlayınca benim de eşimin kliniği var. Orada saçımı ektirmişti. Çok o dönemini hiç hatırlamıyorum. Burak sen hatırlıyor musun o dönemini? Sen ektirdin değil mi? Evet, konuşamıyorum. Burak benim üniversiteden ev arkadaşım. Kendisi 1,5 yıldır ilk defa gelebiliyor. Köprüye zam geldiğinden beri gelmiyor abi. İnanılmaz tasarruflu bir insan diyelim. Nihayet geldi. Ben bayramda gelirsin, köprü bedava ya. Çok ben... yoğun çalıştığımı biliyorsun. Bu arada Ertem abinin de... Tamam, çok yıkama yağlamı. Ben az önce yaptım hepimiz. Ya. Yani, söylemek istiyorum. Belki bu fırsatı bir daha yakalayamayabilirim. Çok büyük bir hayranınız. Estağfurullah, teşekkür ederim. Taner'le beraber ben o eski hallerini tabii ki hatırlıyorum. Hatta yaşında doğru tahmin ettim. Canımsın, teşekkür ederim ya, çok sağ ol. Seni görmek çok güzel. Evet. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Ne güzel. Ben abi. De sizi gördüğüm için. Ya çok önemli bir durum. Şu anda günü de söyleyeceğim aslında. Pazar. Yani pazar günü. Evet. İnsanlar evlerinde olabilir. Tabii ki. Ne bileyim, gezmede olabilir, tozmada olabilir. Var mı uzaktan gelenler? Nereden? Dudullu. Ben de Dudullu deyince böyle Burdur falan. Bursa. Bursa'dan geldin. Ay canım, başka? Kocaeli. Trabzon mu? Hı. Trabzon. Az önce uçaktan indim yani. Ciddi evet. misiniz? Ertem Bravo. Şeyleri duyunca Şampiyonunuzu abi. Şampiyonunuzu kutluyorum bu arada, Trabzonspor'u. Kocaman bir alkış Trabzonspor'a. Futbolla. Ben Trabzonsporlu değilim bu arada. Olsun. Hasta bir yani Trabzon demişken. Ha, şey gibi değil sanki mi? Şampiyonunuzu kutluyorum deyince ne alaka, ne münasebet ya. Böyle bir evet. üzerinden resmen attı yani futbolu. Evet, evet. Alakanız yok o yüzden mi? Trabzonspor'la alakam yok. Futbolla yani niye, alakam ama var. Ama bu niye bir küfür gibi algıladınız yani? Çok mu rakip firmadasınız? Hayır, estağfurullah yani, bilakis Trabzon'un şampiyon olmasını ben de canı gönülden kutluyorum bu arada. Ben o kadar futboldan uzağım ki firma ama diyorum. Ama Beşiktaşlı olunca hani olmadı o. Beşiktaşlısın, Trabzon'da yaşıyorsun. Trabzon'da yaşamıyorum. Bir seyahatim vardı. Trabzon'a gittim. İsminiz neydi? İş seyahatinden İstanbul'a geldiniz. Uçaktan indiniz. Buraya geldiniz. Hiç eve gitmeden direkt valizle buraya geldim. Hiçbir ilginiz yok. Sadece iş seyahati sebebiyle oradaydınız. Evet. Tanıyor musunuz? Bu cümleyi zaten? Bir daha bana kurdurmayın. Ne olur kuramam. Abi yalnız var, ben gel... Türkçe konuşamıyorum. Sen hem İngilizcesini bak, hem Türkçesini. Buraya geldiğinden beri benden yani. Daha çok konuşan ilk konu. Nasıl yani senden bugüne kadar? Sen de bizim programdakiler gibi oldun ha. Ya şimdi tabii siz çok geniş kitlelere hitap ettiğiniz için orada birazcık daha... Ya da öyle daha... zannediyoruz. Çok geniş kitlelere. Olabilir. Öyleyse bak, deli deli olduğunu bilmezmiş, ölü ölü olduğunu. Evet. Gerçekten mesela. Ama izleniyorsun canım. Sen hiç bir canım. Delini kendisine ben deliyim dediğini duydun mu? Değil ama ben izlendiğini bak, düşünüyorum. Ya bir delilik tabii bizde başka türlü var yani. Tabii. İçinizde kendisini deli hisseden var mı? Normal olmadığını. Elini kaldırmayanlar deli. Çünkü zaten onlar farkında değiller yani. 6-7 kişi kaldırdı, diğerleri ya. Kaldırmadı. Ama ben de kaldırmayanlardan. Belki de başınızı şimdi, biz çekiyoruz Taner'cim değil mi? Futbolla... Taner diyor ki şu anda sus abi, programa girelim. Yok artık. Ya futbolla arası hiç olmayan, böyle futbol ne diyen... Ya sanki bunlar var ya, amatör sporcu zannedersin hepsini ha. O kadar ama mı futbolla aranız bak, var? Elini böyle kaldırdı. Bak, futbolla aran yok, anladım. Tamam, başka arası olmayan her... Gerçekten bu da kaldı. El kaldırmayanların futbol arası var. Ve matematikle sayıyorum. Aranız çok iyidir sizin değil mi? Kesin. Bak. Doğru mu? Mesela en arkada Burak, elini kaldır. Burak'ın arkasındakinin arkasındaki. Evet, isminiz ne? Gizem. Gizem, senin futbolla alakan var o zaman?
Azıcık da olsa var dediniz. Futbolla kadınlarla genelde bak ben eski eşim kızımın annesiyle tanıştığım zaman abi şöyle bir olay yaşadım. O zamanlar futbol hakemiyim ben amatör. Bayağı 6 yıl falan yaptım yani. Merhaba işte tanıştık falan. Ben dedim hakem. Bana dedi ki hangi takımdasın? Hani bir ironi yapmadıysa dedim canım hakemim. Biz ortada duruyoruz. Ya böyle zannedenler de var. Acaba ofsaytı biliyor musun ne olduğunu? Gel. Sahneye gel. Gizem'i alıyoruz. Futbolla arası iyi olan erkek kim var? Sen de gel. Kahverengini. Gel gel. Bu zaten direkt abi sağa açık değil mi? Baksana. Evet ya, Portekizli futbolculara benziyor. Ya tipinden belli oluyor. Adın ne? Hoş geldin Fatih. Fatih'cim hoş geldin. Gizem hoş geldin. Oturun. Şimdi abi kendini sporla mı bağdaştırdın? Başka bir şeyi, spikerliği yapmaz mısın? Ama yarışma da sundun zaten çok yarışma uzun zaman. Yarışma da sundum da bunu her yerde övünerek söylüyorum. Hı hı. Mesela ben maaşımı bilmem, para harcamayı bilmem. Bu işi kim yapıyor? Eşim. Yemin ediyorum size bütün samimiyetimle söylüyorum EFT yapmayı bilmem. Küçükken bir tahtaya bisikletimi değişmiş bir insanım. Yani tahta kılıca bisikletimi değişmişim. Babam 1,5-2 sene benim yalvarmalarım sonrasında bisikleti zar zor almış. Ve ben ikinci gün bisikleti aşağıda apartman görevlimizin çocuğu bana demiş ki ya işte ben baksana tahtadan kılıç yaptım. Vereyim sana istersen. Konu buraya nereden geldi? Sen ne yapabilirsin televizyon haricinde? Ne yapabilirdin? Sen diyorsun ki ben çalışırım. Beni çalıştırın abi. Hayır hayır çalıştırmak değil. Bak mevzu şu. Kontrol kalemiyle mesela elektrik var mı yok mu diye bakmaya çalıştığım ilk zamanda mesela evde bundan 15 sene önce. Ben 15-16 senelik evliyim. Elektrik çarptı. Çünkü basmamışım arkaya. Bir dakika ben şimdi anladım. Bu spor programları nasıl dolduruyorlar bu kadar saat? Sabahtan akşama kadar. Lan biz dinle ama bak çok önemli bir yere geleceğim şimdi. Evet abi. Hiçbir şeyi beceremiyorum. Ampul takmayı beceremem, yumurta kırmayı beceremem, karpuz kesmeyi beceremem. Benim 10 yaşındaki oğlum Kerim, 2 numara benim, benden yetenekli. Hiçbir şeyi beceremem konuşmaktan başka. Ve bunun da çoğu boş zaten. Abi benim de bilmediğim bir 5 vakit namaz. Fatih, Gizem hoş geldiniz. Gizem, futbolla alakan yok. Hangi takımlısın? Galatasaraylıyım. Galatasaray, sen Fatih? Galatasaray, sonuna kadar. Şeyden. Türksün değil mi? Sanki böyle bir hani Türkiye'ye gelmiş... Evet, bir aksanlı Galatasaray oldu. Bir... Diyarbakırlıyım. Evet. Diyarbakır'dan geliyorum. Ondan dolayı şive biraz... İkinci bir takımın var mı? Yok. Direkt Galatasaray net. Hiç hayatında Fatih bir kadına offside'ı anlatmak zorunda kaldın mı? Yok çünkü anlamıyorlar zaten ben de hiç anlatma gereğinde bulunmadım. Ben hayatımda kadına futbolu anlatmak zorunda kaldım. Sen hayatta offside'da kalmamışsın. Bak sana öyle bir anlatırlar ki... Neye uğradığını şaşırırsın. Hayatta hiç offside'da kaldın mı? Kaldın mı? Yok. Hiç kazık yemedin mi? Yok. Aldatılmadın? Yok. Aldatılsan burada ne işin var? Mahpuslu yani. Olurdum diyor. Fatih, sana daha insaflı davranacağız. Gizem, offside'i sen biliyor musun? İki oyuncunun, aynı takımdaki iki oyuncunun arasıyla diğer takımdaki oyuncuyla ilgili bir ilgisi var ama tam olarak bilmiyorum. Fatih İngilizce nasıl? İngilizce yok diyebilirim. Senin İngilizcen nasıl İngilizcem Gizem? İngilizcem iyi benim. Ne iş yapıyorsun? Otelciyim. Bak Türkçe anlamamış. İngilizce anlatabilir misin ona otelci? Yok hiç. Hiç daha önce İngilizce konuştun mu? Yani ortaokulda falan lisede bazen. Şu an ne iş yapıyorsun? Şu an öğrenciyim Marmara'da. Güzel ne okuyorsun? Anestezi. Harika tamam. Dikkat et yani diyor. Yani her an. Bir anda herkesi şu anda bayıldırdı. Ben... Haberin olsun. Türkçe anlatsana ya. Ama şöyle düşünüyorum ben. Bunu böyle bir şeye sokalım abi. Hikayesi olsun. Yani böyle direkt pat diye offside anlatmasın. Bu arada ben bir şey yapabilir miyim? Eşini mi arayacaksın, izin mi alacaksın? Yok yok ya, sen lütfen devam edebilirsin. Bir yerde tanışın ya, ilk buluşmanız olsun. Sen de futbolcu ol Fatih. Bu bir buluşsana, şey tanışsana. Türkçe tanış, daha önce tanıştın mı kimseyle? Hocam. Efendim başkanım. Hocam şimdi offside'ı anlatıyoruz sahnede de, Deniz hocam. Deniz Ateş Bitnel bu arada arkadaşlar. Sevgili hocamız. Bana da sürpriz oldu. Yani burada aslında kendimi kurtarıyorum. Offside nasıl anlatılır falan diye. Hanımefendi ve beyefendi, Gizem Hanım ve Fatih Bey, offside'ı anlatıyoruz. Kurtar beni hocam. Merhabalar. Şimdi en güzel aslında kadınlara şöyle anlatılır. Eğer bir alışveriş sırasında siz ödeme yapacağınız kasaya rakibinizden daha yakınsanız offside pozisyonu. Çok güzel ya. Oğlum çok güzel. Sağ ol. Ödeme yapacağınız kasaya rakip muhteşem oldu vallahi. Anladın mı güzel? Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederim. Kocaman bir alkış. Evet. Ben Deniz hocama. Seni seviyorum. Hocam sıkışırsam sen yine hatta kal falan ben ararım seni tamam mı?
Öpüyorum seni. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ya vallahi bana da sürpriz. Bay bay canım hocam. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Ya Deniz Hoca çok şahane bir adamdır. Öyledir yani. Gerçekten ben anladım. Bunların programı nasıl bu kadar uzuyor. Sabahlara kadar abi oğlum, açıyorum. Offside'ı. Şimdi anlat diyeceğiz. Dinleyeceğiz de. Yani evet. Şimdi anlatıyorum. Ama yani hani birini anlatırsın anlar, birini anlatırsın anlamaz. Ya şu çocuk bir anlatsın ya. Tanışalım o zaman. Siz bir tanışsana. Alışveriş kuyruğundalar şu anda. Evet. Merhaba ben Merhaba. Fatih. Direkt böyle mi Merhabalar tanışıyoruz Fatih? Ben hayatta kimseyle böyle tanışmadım. Ben tanışmam ki arkamı döner giderim böyle tanışırsam. Ertem abi de gelince gerçekten bir heyecan yok, yaptım. Şimdi senin sorunun sahnede olmak değil. Tamam mı? Şu anda Taner diye biri yok. Tamam. İkimiz oturuyoruz kafede. Benden heyecanlanmıyoruz zaten abi. Ben sana olayım. Diyorum ki şu anda Fatih sıkıntı yok konuş abicim. Tamam. O da sana yani konuşmak istiyor. Hı-hı. Açıl istediğin gibi rahat ol. Ne kaybedersin en fazla yok diyecek ya. Deneyelim abi battı en balık yan gider. Zaten buluştunuz. Bir şey yok diyemez buluştunuz. Tamam abi. Merhaba. Merhaba. Rahatsız ettiğim için kusura bakmayın. Oğlum dediğinde. Buluştunuz. Buluşma. Şimdi şöyle bir detay verdiniz. Alışveriş kuyruğunda karşılaşıyoruz. Ya senin Türkçen yok oğlum. Biz kimi çıkardık? Abi ben ne dedim? Buluştunuz. İlk buluşman. Tamam. Zaten buluştun. Arada o arada diyorsun ki ben futbolcuyum. Bu da diyor ki ya hiç bilmiyorum ben. Alışveriş kuyruğunda değiliz. Kafeye geldik. Tamam. Sen heyecan yaptın. Bana dedin ki abi beraber gidelim dedin. Tamam mı? Aa, geldik beraber. Ben sana dedim ki. Hadi bak o da seni bekliyor dedim. Zaten boş olmasa gelmezdi buraya kadar dedim. Tamam ne kaybedersin dedim. Bundan sonra sen de artık ya daha ne yapayım senin için ya. Merhaba. Merhaba. Nasılsın ne yapıyorsun? İyiyim teşekkürler. Davetin için teşekkür ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Bir abisinden direkt buradan bağlantıyla. Fatih daha direkt, önce... Direktif alabilirim. Herhangi biriyle buluştun yürü mu? Fatih yürü. Buluştum da bu şartlar altında değil. Sevgilin var mı? Yok. Neden? Kullanmıyorum. En son ne zaman oldu? Bir 6-7 ay oldu. Nasıl ya ayrıldın? Ya senin canını yerim ya. Bu Anadolu çocuğu, bu Anadolu insanın var ya, şu yüreği kocaman var ya. Niye abi? Gözleri konuşuyor, ne kalbi konuşuyor, var? Kalbi. Kalbi adam. Konuşuyor. Aslan Diyarbakırlım benim. Eyvallah abi sağ ol. Sen var ya adamsın. Hayır. Adam. Arkadaşlar şu i̇şte anda. İşte bu tip insanlardan var ya korkmayacaksınız var ya. Şu anda neyi alkışladınız? En güzel alkışladınız? Şekilde bakarlar kalbiyle konuşurlar. Ah, bir saniye. Dilleriyle konuşamazlar. Size şu anda neyi alkışlattı dilleriyle konuşamazlar. Ama biz konuşamadık. 6 ay önce Diyarbakırlı Fatih'in son yaptığı seksi alkışladınız siz şu an. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Gerçekten var ya bak. Onlar dilleriyle ve gözleriyle konuşmazlar ya. Kim onlar? Yüreğiyle konuşuyorlar bak. Bu tip insanlar. Ciddi söylüyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok kısa bir şey söyleyeyim evet. mi? Vardı mı vaktimiz? Çok kısa söyleyeceğim. Abi arayacak mısın Nihat Hatipoğlu'nu? Gerçekten. Çünkü bu adamın... Eşimle San Sebastian'da tanıştım. Galatasaray Real Sociedad maçını anlatmaya gittiğimde. Gördüm. Lavaboya indi, çıktı. Benimle evlenir misin dedim. 3 tane çocuğumuz olacak dedim. Evlendik. 17 sene geçti, 3 tane çocuğum var. Nasıl? Yani aslında şöyle, hissettiğin için değil, sözüne sadık kalmak için bunu yaptım. Oğlum sen... Şunu demek istiyor. Hislerim kuvvetli demiyor aslında. O kadar söz verdik, yaptık yani. Dördü mesela hayatta yapmaz. Evet, düşünüyor musun? Dördü istiyordum ama bana kağıt imzalattı. Artık yeter canımdan bezdim çok... diye. Canımdan bezdim. Olabilir yani. Hayır çocuk. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten çocukları çok seviyorum ya. Onun için senin programına bak, geldim. Bak bizimki dinliyor musun? Bizimki de doğurdu bana kağıt imzalattı. Nafaka. Fatih Allah aşkına bir merhaba de bir şey de ya. Sinir oldu şu an. Merhaba deme artık merhaba yok. Artık kavgaya girebilirsin. Fatih çok baskı artık. Altındaysan gelsen. Gel buraya. Bu kızın abisi bu, gibi değil mi? Bak bu çok biliyor. Taner kızın abisi gibi davranıyorsun şu anda biliyor musun? Geç Fatih'in yerine. Fatih gel sen. Kardeşim çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. İstersen... Canım benim. Onunla özel olsun. Hayatta buluşup... Bir tane. Bol bol siz gönülden konuşabilirsiniz birbirinizle. Senin kocaman yüreğin yeter. Diyarbakır'a çok selamlar. Canım benim. Canımsın. Sen neresin? Şey diyormuş ben... Konuşamıyor bak o da. Oğlum o koltukta bir şey var. Sen keşke o koltuğa beni oturtsaydın. Birazdan onu da yapabiliriz. Evet. Adım Ali. Doğma büyüme İstanbul'dayım. Evet.
İstanbullular arkadaşlar götünden konuşurlar. Pardon. Devam et. Nerelisin dedin, ismini sordum. Niye çünkü doğma büyüme vurgusu yaptın? Çünkü İstanbul'da yaşıyor olman İstanbul'da dolduğun anlamına gelmiyor. Hani dipnot olarak biz insanlar daha sıcakkanlı olmak maksadıyla memleket vurgusu yaparız. Nasıl? Hani İstanbul'da doğdun ama aslen nerelisindir deriz mesela. Ben Malatyalıyım, İstanbul'da yaşıyorum mesela. Hmm. Malatya'da doğdum. Ama İstanbulluların yarısı Malatya'da doğmuş zaten. Onu diğer Sivas'ta var. Sivas. Tanışsana hemen. Şu kızla var ya güzel. Ben gideyim artık, kimse tanışmıyor ben. Bir şey söyleyeceğim. Zuhal Topal'la Esra Erol'un programına dönüştü. Bak, konuşmuyor vallahi kimse. Sana yürüteceğim tamam, en sonunda. Tamam ben bak, oraya el koyuyorum. Ya Gizem kusura bakma, biz epey konuştuk falan ama ben mesleğimi söylemedim. Ben aslında hakemim. İnsanlar da offside'ı anlatmayı severim. Hani kim insan anlamaz. Offside'ı bilmeyenle de takılmam. Yok öyle demeyelim. Hani offside anlattığım zaman ben... Kızı da kaçırmak istemiyorum. İnsanlara bir şey öğretmiş kadar seviniyorum. Şimdi sen de offside'ı biliyor musun? Biliyorsan bana anlatır mısın bildiğin kadarıyla? Bilmiyorum diyelim. En baştan başlayalım mı? Şimdi evet, ben bildiğim kadarıyla anlatıyorum. Futboldan anlamayan biri olaraktan. Let's continue in English. I don't speak English, sorry. Söyledin işte. O kadar ama. Tamam anlat, ben yardımcı olacağım. Gel. Okay. Gizem sen İngilizce biliyorsun değil mi? Evet. Tamam sen onu zorla, ben yardım ediyorum. Bildiğin kadarıyla. Bu heyecanla yapamam. Bak yanında tercüman da vereceğim. Reyhan da senin tercümanın olsun. Nasıl başlayacaksın? Güzel bir soru. Offside ne biliyor musun desene ona. Şu an tamamını unuttum desen. You know offside. Evet bak. Daha yeni İspanya'da maçı anlatıp gelmiş, pratik yapmış. Evet. Tamam. Do you know offside? No, I don't think so. Aslında biliyor, biliyor musun? Evet evet biliyorsun. Bak do'yu mu'yu koymayı başardın tek başına. Oğlum bak buraya bu kadar insan geldik. Hiçbir şey anlatmasan vallahi ders anlatacağım. Abi bize damlan düşmedik. Birbirlerini öpüyorlar. Vallahi durduk yere kızı öptüm. Ben böyle Hakan, bir şey görmedim. Sen geçen bölüm tek gelmiştin kıskandı buraya. Kıskandı biliyor musun? Ayarladım. Yemin ederim kıskandı. Bu geçen bölüm tek Taner vallahi musun? Billahi durduk yere baktım böyle böyle yaptı bir de. Peki. Böyle kız bir ortamda... Rahat bırak abicim kızı ya. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz ki? Ben burada öğretmenim ve bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ha kıskandı, duyguları depreşti. Ertan abi şu an üstüme oynuyorsun. Vallahi oynamıyorum ama... ya bir tanem ya. Ertan abi biz tanışıyoruz bu arada ya. Ben ya arkadaş gerçekten ya Ertan abinle tanışmamış bir insan mı var? İstese arar oradan seni zaten telefonla. Adamın şeyi mi var? Olsun. Ne kadar zamandır çıkmaya başladınız? How long have you been together? Evet. Ne kadar zaman oldu? Çok kısa ama yine de benim için çok uzun olabilir. Hissettirdikleriyle. Söylesene abicim delirtme. Ne sektörü söylüyorsun? Bahadır burayı ne... montajda bak, çok ne... kısa ama benim için çok uzun. Ne sektör? Çok kısa ama yine de benim için çok uzun olabilir. I will try to hear your voice. Ne kadar? Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Artık ne çektirdiysem. Nasıl tanıştınız? Son bir söyle cümlede kur. Ya sektörden. Yani ya dedim. Sektörden tanışmışız abi. Has sektör. Kucaklamak istiyor musun sektörden tanıştığın insanları? Ya ben herkesi kucaklıyorum yani. Ya onlar ki futbol gönüllüleri gönülden konuşurlar. Tövbe estağfurullah ya. Onlar, evet söyle. Offside is... Evet. Maybe he can draw. Hı. Ne yapayım? It will be easy. Ben ona çizeyim, o çizdiğimi mi anlarsın? Simultane çiz... Hayır, o belki çizerek anlatırsa daha rahat eder. Yapabilir misin? Yok, çizim kötüdür. Kendim rezil etmek istemem. Oğlum çizgi çekeceksin, Allah Allah! Risk atmak istemiyorum kendim. Abi gelsene lütfen, şu offside'ı bir çizsene. Sen de onun çizdiğini anlat. Şimdi Ahmet Çakar'ı arıyormuş. Ya bütün... Şimdi burayı bizi bilmeyen, tanımayanlar, buraya zorla gelenler diyecekler ki nasıldı program? Şey var ya Kemal Sunal filminde, böyle bir delik vardı, bu kadar pok vardı. Öyle anlatacaklar bizi. Evet. Ne? Anlatıyorum. Z takım bütün yani 11 yazmıyorum. Z'den bir futbolcu. X takımı Z'den bir futbolcu bu tarafa atak yapıyor. Buraya top atarken Z futbolcusu şurada X oyuncularını görüyorsunuz arkadaşlar. Rakip kaleye top atarken top ayağından çıktığı andan itibaren bu futbolcu bir numaralı X'ten kaleye daha yakınsa veya bu X'ten, evet. bu X'ten offside. Aynı hizadaysa offside değil. Anlatabildim mi? Evet abi.
Bir kez daha söylüyorum. Z futbolcusu topu attığı an itibariyle diğer Z'ye gelirken bu X futbolcusu yanındaysa offside değil. Buradaysa gerisindeyse offside. X buradaysa yine offside değil. Anladım. Ama topun ayaktan çıktığı an önemli. Evet abi. İnanılmaz bir bilgi. Şelale anladınız mı? Gerçekten anlamayan var mı? Evet. Hiç bilgiler akıyor. Kim anlamadı? Bir daha söylüyorum. Z futbolcusu, bak Z futbolcusu buraya gol atmaya çalışıyor. Bakın bunlar hep su yakıyor arkadaşlar bu kameramanlar. Z futbolcusu buraya gol atmaya çalışıyor. Yani Z takımı buraya gol atmaya çalışıyor. Z takımından ileride kaleye en yakın futbolcu bu veya bu. Top buradan çıktığı an itibariyle X'ten daha yakınsa bu Z futbolcusu. Araya giremiyorum. Offside. Aslında. Ama Z X'in biraz gerisindeyse değil. Aynı hizadaysa yine değil. Yani beleş de beklemeyeceksin. Öyle bedava gol atmak yok diyorlar. Anladık mı? Sen anladın mı? Bak şimdi. Bildiğimi de unuttum şu an. Yani karıştı olay. Ya oğlum sen önce bir Türkçe konuş be. Bak şimdi. Rakip takım. Evet. Rakip takımın iki oyuncusu. Keşke. İleride de Zlatan İbrahimovic bekliyor. Top bende. O da kale tarafına gidiyor. Kameraman arkadaşım da rakip kaleci. Evet. Top benim ayağımda. Lütfen iyi bakın arkadaşlar. Top benim ayağımda. İki rakip futbolcu, o da benim arkadaşım. Arkadaşım sanıyordum daha doğrusu. Topu atarken, gerçekten, iyi bakın oraya. O kaleye daha yakın değil mi? Ha. Offside'da. Çünkü ileride bekliyor. Ama bak Taner, burada da Ali Eren var abi. Taner, bak, Taner bir gelebilir misin sana zahmet? Evet. Bir gel ne olursun. Bak tam burada, tam burada. Şöyle bir adım önde ol. Bak çizgiye bakın. Topu verdiğim anda Taner bak, daha Burak öndeyse. Burak Yılmaz gibi atacağım kendimi şuraya Taner gerçekten. Taner daha önde değil mi şu anda? Offside. Gel böyle ne olur. Bunu... Topu attım. Yine offside kolu. Hayır. Heh doğru. Kolu indir abi. Evet abi. Kolu indir. Abi hayır, para veriyorum ben bu saniye. Vücudundaki uzunlukları o tarafa doğru çevirme. Gol atabileceğin uzun. Bak Taner. Arkadaş, şu anda var ya bak. Kural şu. Gol atabileceğin bir uzun önde olmayacak diyor. Aynen öyle. Bu kol olabilir, bu bacak olabilir. Bu önde olabilir. Olmayacak. Ama o gol atamıyorum ya. Ahmet Çakar'ı arayayım bence ya. Bak Ertan burada bana ya, top atıyor. Bu konuklara bir mülakat yapılmıyor mu? Lütfen 11 kişi gelsin. 11 kişi de şuraya gelsin. Adam gibi anlatalım. Bu zaten 3-5 kişiyle. Abi. Canım. Bak, şurada hepimiz 11-11 soyunalım. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ne olur ne yapıyorsunuz? Ben bir özür bekliyorum ama. Neyden? Ben İngilizce anlatamadım ya. Evet. Ama Türkçe'de anlatamadık şu an. Anlattık. Vallahi anlattık. Anlatamadık mı arkadaşlar? Anlatamadık deyip. Bak anlatamadım. Sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Ama çok samimi ol. Evet. Anlattın mı anlatamadın mı? Taner bir abi, ayağa kalkar mısın? Abi anlattın bak adam. Evet Taner, abi. Program benim gibi oldu şu anda. Ne istiyorsunuz benden ya? Ameliyathaneden bekleniyoruz gibi. Evet. Ama bak. Ben giysem öyle olur ama adam var ya manken gibi. Asla. Yakışmış ya. Şu an evet. Nasıl çevireceğimi bilmiyorum biliyor musun? Mükemmel. Abi senin ayakkabıları değiştirsek tam olur. Bir şey söyleyeceğim. Benim kıyafet... Allah'ım ne söylesem bir şey anlatıyor. Ağlayacağım. Bir şey söyleyeceğim. O kıyafeti ben giysem bu şekilsiz adama hiçbir şey yakışmaz. Ama ona yakışıyor işte. Evet. Değil mi? Kızım uyudun mu? Hayır tamam. Offside öğren. Gizem, gerçekten senin gibi tatlı bir kıza ne offside anlatabildik ne de doğru. Gizem gibi... anladın mı? Anladım. Belki yarın unuturum tekrar. Evet. Hayır, gerçekten anladın zaten... mı? Çok basit ya. Bak ZX. Biliyordum ama konu başka olmalıydı. Offside çok genel ve... Şimdi zaten umurunuzda değil. Değil bir kadın offside'ı anlamak için dinlemiyor evet. Ki anlasın ve bilsin. Evet. Umurlarında değil yani. Değil. Ben eski eşimle tanıştım. Bir tane arabası var. Dedim arabanın markası ne? Kostra dedi. Kostra ne lan dedim. Düşünüyorum Kostra. Opel Corsa görmüş. Bir de Astra görmüş. Kostra diyor. O yüzden ben mi olsaydı? Bunların arabayla bak asla futbolla arabayla ilgili biz bir şey anlatırken bizi dinlediklerini falan düşünmüyorum. Şimdi Gizem sen git. Zaten buradan kaç. Arabayla ilgilenen kimse var mı burada? Tam galerici. Seni de yakaladım bak. Seni de yakaladım arkada. Evet. Abi konuyu abi lütfen... sen niye kızı öpüyorsun durduk ya? Abi burada bir şeyler oluyor ya.
Abi bana niye denk geliyor böyle gel, şeyler ben ya? Ben başka bir şey... Abi siz bir şey söyleyeceğim. Ciddi söylüyorum. Bak bak Taner ciddi söylüyorum. Bak, abi en son ne zaman birini iki. Öptün? He tamam. He? Abi eşin ve çocuğun dışında... Bir şey söyleyeceğim abi, bak. Öpmüyordum. Evet, abi niye? Şey hayır niye? Bak bize bakarken öptüm. Birbirlerini öpüyor. Baba, öpmeye çalışıyor. Baba canı sıkıldı çünkü. Canı sıkılınca akıl oraya gidiyor otomatikman. Sen gel buraya. Canı sıkılınca akıl gel, oraya gidiyor. Evet. Ya cümleye bak. Canı sıkılınca akıl oraya gidiyor diyor. Bak bir de şurada Cabbar'a benzeyen biri var. Şarkıcı var ya. Şapkalı. Gel. Onun için ben seni hep aradığımda canım gel. Sıkılıyor diyorsun. Sen de git. Ha? Taner. Ha? Onun için ben seni hep aradığımda canım sıkılıyor abi ne yapayım diyorsun. Abi ben... Buyurunuz. İsminiz ne? Çetin ne? Merhaba. Yusuf. Anladınız mı offside'ı? Abi ben zaten biliyordum. Biliyordum. Sen yani. Anladın mı abi? Ben burada öğrendim diyor. Burada öğrendim. İşte kız arkadaşıma yani da şey dedim zaten. Sen anladın mı dedim kulağına. O, anladın mı canım ara... kardeşim? O da dedi ki çok da şeyimde dedi. Ya çok çok teşekkür ederim. Evet. Canımsın benim. Yusuf sen misin? Evet. Sen de? Çetin. Çetinsin. Arabalarla aran nasıl? Anlamam. Tamam. Arkadaşlar araba. Araba olabilecek biri var mı aramızda? Hanımefendi ben olurum dedi. Gel kız. Hayır ama sonra ben şu an aklıma bir şey geldi. Araba olacağım. Tamam sonra da farklı bir şey diyeceksiniz yani. Farklı değil o farklı. Yani o evet. İngiliz gibi konuşuyor bak abi mesela R'leri daha çok yumuşatarak konuşuyor. Araba olabilecek kimse var mı aramızda? Niye söyledin onu? Bir dakika R'leri. İngilizler öyle yapıyor onlar R'yi biraz böyle fuck ha, diyorlar ya. Nasıl diyorlar? Like car. Ha nasıl mesela arabam var desene İngilizce. I have a car. Ya öğrencim bak. Oh. Yani 4 ayda bu seviyeye getirdim. Bir daha söyle. Şey de mesela. 4 ay mı gerçekten? İnternete ne diyorlar? İnternet. İnternet. Sen de abi? İnternet. R'yi yumuşat. Abi ben... Yumuşak G el söyleyeceksin. İnternet. Bak. Ne? İnternet. Ulan yumuşak G dedim ağzını açtı internet diye yani. Bak böyle yapacağım böyle bak. Z ile X'le mi anlatacaksın? Bu şimdi... Bu silgim nerede? Burada canım kardeşim. Evet. Bak şimdi hemen şey anlatayım sana. Ya soruya bakar mısınız şeyde salon? Araba olabilecek kimse var mı? Millet şu an şey düşünüyor. Acaba ne yapacaklar diyor yani. Çok basit ya. Oku abi sen bunu. İnternet. Evet. Bir de bunu I gibi söyle. İnternet. Evet. Daha böyle bir... Sen söyle. İnternet. Sen söyle. İnternet. Ya enter. 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 İnternet. Şunun bir özelliği var arkadaşlar. Şimdi Reyhan'ın yanında bize düşmez diyeceğim ama böyle biraz patlak çatlak bir T. İngilizlerin T'si daha patlak bir T. Amerikalıların T'si birazcık Denizli'nin D'si gibi düşün yani. Mesela İngilizler işte bende araba var ne demek abi? Benim arabam var ne demek? I have a car. Evet. Daha hani have got'lısı var ya bunun bir de. Evet. Neyse böyle yapalım. Tamam mı? Reyhan bir oku şunlara. I have got a car. Tamam. Sen oku. I have got car. Hayır. Yani bu oku... Araba işte. A car. A car. Evet. Şimdi oraya bakarak söyle aynısını. A car. Evet. Amerikalılar T'ye D diyor. Tamam mı? Bak size İngiliz gibi konuşmanın bak yarısının yolunu anlatıyorum. En azından çok benzemenin. Amerikalılar genelde T'ye T diyor. İngilizler T'ye T diyor. Amerikalılar D diyor tamam mı? İngilizler R'ye yumuşak G diyor. Amerikalılar R'ye R diyor. Yani buraya Amerika diyelim, buraya da İngiltere diyelim. Ama aralarında... Neydi adın? Yusuf. Benim hafızam çok iyidir. Ama İngilizlerin T'si böyle biraz Ç gibi ama böyle patlak bir T. Şimdi bunu oku ama İngiliz gibi oku Yusuf. Sen? I have got a car. Çok güzel. Sen de Amerikalı gibi oku. I have. I have got a car. İngilizcen nasıl? Yok. Ama sizi takip ediyorum yani katılmayı düşünüyorum. Ama ne güzel bir şey yani yok diyebilmek de ne kadar büyük bir marifet. Ayıp bir şey yani. Abi bu adam var dese bunu döverler zaten başka bir yolu mu var acaba? Reyhan sen İngiliz gibi söyle. I have got a car. Ben de Amerikalı gibi söylüyorum. I got a car. I got a car. Sen Amerikalı gibi söyle şimdi. I got a car. Got a değil. Got a. I got a. Got a.
I got a car. Yani Amerikalılar radio. Sen İngiliz gibi söyle. I have got a car. Çok güzel. Sen biliyor musun İngilizce? Ben Game of Thrones izledim. Bir şey söyleyeceğim. Oradan biraz şahanesin ya. Oğlum. Vallahi şahanesin. Orada ya. Mı öğrendin? Evet. O zaman Game of Thrones'un TH'sini de söylemeyi biliyorsundur. Nasıl diyorlar ona? Throne. Mu? Toe. Reyhan söyle, öğret şunu. Throne. Bak bir daha söyle. Throne. Throne. Senin suratına doyurum. Sen yapsana bu hareketi ona. Bak, throne. Buna biz diyoruz. Dişini dilini, bak dilini dişlerin arasına sokup throne diyeceksin ona. Throne. Throne. Ha mikrofona. Mikrofona. Throne. Süpersin ya. Bak bir daha yapıyorum, bak mikrofona. Throne. 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 Sen de ona throne ya. Throne. Memnun oldum. Ulan. Evet. Bak şunu yapsana. Evet yap ona doğru. Yılan seyirci. Şey yap, daha güzeli var bak. Of. Bak bunu yap ona. Ama bunu böyle bazen hani bizim böyle götüm götüm konuşmak diye bir şeyimiz var. Bunu mesela F diye de yapıp böyle zaman kazanabilirsin kurs bitene kadar yani en azından. Değil mi Reyhan? O argo. Argo oluyor öyle. Argo ya argo dedi cahil. İngiliz'in bağcıları. Onlar mesela böyle yapıyor. Ulan ne uğraşacağım diyor sığla. Fro diyor fro. Ama diyor tabii doğrusu... Mikrofona yap ona, suratına doğru. Fro. Fro. Gerçekten program bitirdiniz biliyor musun? Şimdi bana bir tane şey lazım, böyle arabacı biri var mı? En köşede oturanlardan genelde çok güzel şeyler çıkıyor. Şapkalı, alabilir miyiz ya? Ben bilmiyorum ehliyetimle ya. Oğlum zaten şu an sen araba olacaksın, araba kullanan değil. Gel gel. Arkadaşlar. Arabalarla aran nasıl abi? O gelene kadar ne olur bitir bak 10 saniye. Cam sileceğini, ya arabanın böyle cam suyu var ya onu nereye koyacağımı bilmiyorum böyle. Ah oh şükür tamam güzel. Ama şöyle diyormuşum. Kim evet abi. Ona? Abi sen şu an sakin. Buraya bir tane sandalye alır mıyız? Abi hoş geldin. Sağ ol. Taner bak dikkatli ol bu arkadaş. Oğlum bu ne Game of Thrones'tan gelmiş gibi böyle. Vallahi dedirtsene Thrones diye. Baksana spora başladım bir ders aldım her yerim ağrıyor. Ama... Abi ben de dün bacak çalıştım, efsane yorgunum. Beni fazla yorma. Çömelemem şapkayı yani. Şapkayı çıkarsana. Abi saçlarım dağınık. Allah Allah, sanki burada mankenlik ajansı seçiyoruz. Hadi şey yap. Abiciğim çok kötü ama. Bir şey mi var saçında? Yok. Oo güzel mi? Lan güzel. Yok. Justin Timberlake gibi çocuksun. Çıkar. Güzel bence. Bir şey söyleyeyim, böyle body yapanların kafası da mı büyüyor? Genelde her yeri büyüyor. Ama işlevi azalıyor. Kafa hangi kafa belli değil abi. Evet. Neresi büyüyorsa oranın işlevi azalıyor. Aynen öyle. Sen body yaptın mı abi daha önce? Yok yapmadım kardeşim. Tamam çok güzel. Allah'ım şükürler olsun. Mesela sen böyle kısa cevap verdiğin zaman şey diyorum. Acaba ne oldu? Bozuldu mu? Evet. Adam hani şeye bozuldu. Şey anlamında bozuldu. Teknik olarak bozuldu yani. Yapmadım ama evet. Yüzdüm. Çok arkadaşlar yüzdüm. Siz araç başında pazarlık yapıyorsunuz. Buyurun. Senin hiç araban var mı? Yok. Araç başına. Bizim Türkiye'de benim en çok yaşadığım sıkıntı araç başı bak oturacaklar. Yalnız bazen. araba değil bence jip. Peki şu an? Gerçekten oturtabilir biliyor musun? Bir otursanız ikiniz de dizine. O ömür boyu kalacak bak çoluğunuz çocuğunuz görecek ileride söyleyeyim size. Oturmadı sana otursun. 250 kilo kaldırıyor dedi ki bu kadar meraklıysa dedi. Şimdi araç başı pazarlık yapıyoruz. Tamam. Arabanın sen... Bak sen satıcısısın, sen de alıcısın, tamam mı? Sen arabanı övüyorsun, sen de gömüyorsun. Tamam? Bence o arabaya gömülmesi. Arabanın markası da Kostra. Araba falan canlanıyormuş. Kostra. Opel Kostra. Gel, açık otopazarı burası. Buradan geçsene bir, başla da buradan bize de bak. Biz de araba olalım. Yalnız araba çalışır halde, baksana. Tabii tabii. Koltuğu kapatmayı unutmuşlar. Kara Şimşek abi. Kendi başına halledi. Adam gerçek. Geliyorum ben. Sen otopazarındasın. Baka baka gel. Hangi takımsın kardeşim? Beşiktaş. Aslanım benim be. Ha sen takım söyleyebiliyorsun. He? Takım söyleyebiliyorsun yani. Söylüyorum tabii. Ama doğru yani zaten. Beşiktaşlı Ertem diye ya adın çıkmış. Ya Beşiktaş'ım ben bir şey söyleyeceğim. Ama Beşiktaşlı Ertem diyorlar sana. Şöyle yani ama... Abi tamam abi. Mikrofonu takana kadar. Bak şimdi... Bu çok önemli ama gerçekten. Ben Galatasaray maçını anlatırken benden daha büyük Galatasaraylı olmaz. Benden daha büyük Fenerbahçeli olmaz.
Beşiktaş sevgini İngilizce anlatsana. Evet, Ertem Şener dünyaya Beşiktaş'ı tanıtmak için görevlendirilmiş. Beşiktaş düşmanı birisi var dünyada yabancı. Ona Beşiktaş'ı öveceksin İngilizce. 30 saniye. We are the best. Evet, Beşiktaş. Askim are... Beşiktaş'a gel ama burada sikilebilirsin. Ona gerek yok. We are the best deyince zaten Beşiktaş diye anlaşılıyor. Evet, başka? Kesinlikle. What kind of a team? Mesela Reyhan sen şöyle söylesene. Şuna bir Beşiktaş sorsan ne biçim takım bu Beşiktaş desene. I think this team Beşiktaş is Beşiktaş just rubbish. Beşiktaş. Reyhan İnönü'ye gelsene. İnönü'ye gel Reyhan. Ya abicim sen bir dakika ya bir şey söyleyeceğim. Abi bu çocuk araba oldu bu çocuk diyor. Tamam da hayır we are the bak we are the best diyorum. Hı-hı. Bu yeter Beşiktaş için diyorum. Adam kavgaya götürüyor bizi. Why? Yeah. No you're not. You're rubbish. Pardon. Oh, sana you're dedi ki. You're not the best. You're rubbish. Explain. I don't understand. Beşiktaş'a böyle şeyler söylerse bak buradan çıkamaz abi. Hiç kimse çıkamaz buradan. Ben kendimi yakarım. Evet Reyhan vur dedik bir öldürdü. Açık otopazarında gez abicim. Bir bak bir elle melle içine bir... Bakıyor? Oğlum ben araba değilim. Bizim Türklerde şey var deneme biliyorsun. Böyle bir araba hiç araba bakmaya gittin mi? Onu da şey diyormuş. Abi onu da eşim karar veriyor. Bizim Türkler vallahi böyle... eşim karar veriyor. Eşim oldu. Yani biz mesela son arabamı şimdi buraya geldiğimiz benim geldiğim arabamı. Hı-hı. Benim kendi arabamı da eşim aldı. Kendi arabasını da alıyor, benim arabamı da alıyor. Bir arabada en çok dikkat ettiğin şey ne? Tekerleri. Neden? Yani havalı olsun anlamında mı? Yani gerçekten öyle. Yani çünkü yolda ben hep tekere bakarım. Arabadan daha çok böyle tekere bakarım. Olabilir, o da bir fantezi. Fantezi değil oğlum, lastiklere bakıyorum ya. Ya Allah'ım. Baktın, bu jantlar arabayı görünce şaşırıyorsun. Ya bu ama çok sıra, arkana dönme. Sen jantlara bakmaz mısın? Abi ben içine bakıyorum. Gelsene, şuraya gelsin araba. Araba geldi, sen de gel moruk. Bak bu satıcı zaten, bu tam kalpazan belli. Sen de bizi gez abi. Şuraya da bir ileride... Biz anlaştık. Tamam, yok o zaten senin sahibin o. Ha öyle mi? O satıyor işte, evet. Şurada Kostra var bak. Oğlum sen kıza bakar gibi bakıyorsun böyle. Abi kız gibi derler zaten. Kız gibi derler. Ha. Oo. Biraz bir Amerikan araba... kasa mı bu? Ha, önce soru yok, sorma. Kız. Bence bir kendin keşfetmeye çalış. Oğlum götüme niye bakıyorsun? Gel sen bu taraftan ya. Bak da kameraya şey yapma. Bak buradan. Tamam bir sık bakalım bir arabayı böyle bir kaportasını. Ben daha kalkıp döneyim ki hani etrafımda. Bu olmayacak böyle. Kaldıracak bak. Kardeşim benim ya. Kaldıracak. Evet. Kaldırabiliyor muyum? Kaldır abi istediğini yap. Ama bakalım kaldır, yapabilecek misin? Evet. Dön sen. Sen dön artık. Köle pazarı. Evet dur. Vallahi köle pazarı. Dünyanın en saçma şeyine gidiyor aynen, şu an. Aynen kesinlikle arkadaş. Ne düşünüyorsun? Şimdi abi pazarlık yap abi. Sen ama buna boklayacaksın tamam mı? Ulan ben de buraya... Ben de buraya şey kendim gibi birini çıkarırım dedim. O da şey der hani ya bok gibi araba işte çok kötü dökülüyor falan. Ne diyeceğiz şimdi bilmiyorum. Evet. Ama genelde böyle bir aracın sahibi buysa bir şey aramak lazım. Belki içi koftur. Hani abi arka koltuklara baksın. Hiç araba aldın mı daha önce? Ben hiç araba pazarına kanka da gitmedim. Sen bir araba olsan ben bakayım ama... istersen. Gel. Sen bir araba ol kardeşim. Ama gömüyoruz. Sen de arabanı öp. Ben alıyorum değil mi şimdi? Sen şimdi naneyi yemedin. Ha, bak, kalk var bakayım ya. Kardeşim. Şu montu bir çıkartalım. Evet şimdi ya bir bu, döşemelerine bak. Döşemelerde, ama koltuklarda hep sigara buraya. Yanıkları falan var abi. Bu tarafa, o tarafa baksana. Ama o da vücut yapmış belli. O fena. O Amerikan güreşçisi. Amerikan seviyor. Zaten o ama o yeni yapıyor çünkü bak reklamını yapıyor. Fittest'ım ben tabii, falan diyor. Tabii. Aynen şey bak o diyor ki hani bu tamam bu olgunlaşmış tabii, artık şey bu Başak. Bu yeni başlamış benim gibi. Ben de bir gün yaptım eve geldim diyorum ulan kaslarımı hissediyorum dediğim götüm ağrıyor. Şimdi önemli olan benim arabalarda önem verdiğim tek nokta var. Direksiyon simidi. Ha sen... Hayır bir dakika sana bakarak konuşuyorum sahibine döneceğim. Alacağım mala bakıyorum önce. Direksiyonunda fazla aşamalar var mı? Yok yok. Aşınmalar. Yok. Var gibi değil. Abi. Ben kullandım. Benden başka kimse kullanmadı. Evet. Arkadaşın arka tamponda bir vuruk var ama onu... yani... Doğru. Halindeyken biri... Benim gibi biri dedim var ya. Dokundurdu. Ona... Ben yapamam onu. Reyhan arka tamponda vuruk var ne diyebiliriz?
there's some damage on the back bumper. How can I get the taxi? There's damage. Yapamam abi. Aynısını söyle. Bir cümleyi bir daha kur. There's damage. There's damage. On the back. Damızlık diyor yani. Damage. Papa mı? Bumper. Papa. Bumper. Bumper. Yes. Bumper. Abi bilmem ben öyle şeyler. Evet. Tamam abi. Bumper kadınlar için de öyle bir şey kullanılıyor mu? Yes. İngiltere'de? Yes. Tamam. As. Söyle abi. Neyi abi? Onun dediğini söyle. Tekrar. There's damage on the back bumper. There's damage. There's damage. On the back. On the back. Bumper. Bumper. Tamam devam et ya Türkçe. Yürü abi. Bunun evet, fiyatı yani. Ne abi? Tamam fiyatı. Yani, sen ne diyorsun? Yürüyen cinsellik maşallah. Bunun fiyatı şimdi satıcı söyler, alıcı pazarlığa girer. Ne kadar diyoruz arkadaşımıza, şey arabamıza? 50 lira. 50 çok abi. Sinirlenmeye başladı. Nereden geldin sen? Ben Gebze'den geldim. Araba uzak yerden gelmişsin. Sana 47 yaparım. Çok abi. Ha, o kadar. O başka. Kadar olmaz. Şimdi abi senin... Araba bana... öyle bakmaz ki ya. Sen niye... Abi versin ya. Yani. Bak. Bu sürekli şöyle bakıyor. Lan gerçekten ya binerse diye hani... Sürekli. Abi nasıl devam edeyim? Nasıl? Tam Gebze'den mi geldin? Yok ben Bağcılar'dan geldim. Senin Bağcılar alıp veremedin mi abi bu arada? Arkadaşlar ben... Veya tercüme et. Bakın ben... Her dilden anlasın. What's ne olur senin Bağcılar'la alıp veremediğin ne? What's your problem with Bağcılar? Ben Beylikdüzülüyüm. I am from Beylik Dayalı Düzülü. Evet Beylikdüzülü. Yok abi ben severim Gebze, Bağcılar. Bağcılara bundan... bekleriz abi sıkıntı yok. Gerçekten spor yapıyor musun? Ben yoksa mi? Yoksa Bağcılar'ın doğal şeyi mi bu? Bağcılar'ın doğalında bu yok. Bağcılar'ın doğalında şöyle bir şey vardır abi. Saçlar buraya yatıktır genelde. Elde tespih olur. Götte bıçak olur. Gezerler o şekilde. Şimdi biz güreşçi olduğumuz için ha, birazcık iri duruyoruz. Sen onun yüzden böylesin. Tabii birazcık güreş var. Amatör güreşiyim ben. Normal minder güreşi. Vay. Kulaklara peki, bakayım bir. Kulaklar sağlam abi. Minder güreşinde kulakta sıkıntı olmaz. Boyuna vurduğu zaman direkt faaldir. Diğer güreşte de abi bir şey vardır. Burun yumuşar birazcık. Kesinlikle abi. Böyle bir sabah banyonu yaptıktan sonra biz arkadaşlara böyle bakarız burnuna. Güzel geçmiş aslanım benim falan deriz. İsmi neydi? Ercüment. Kaç yaşındasın? 27. Vay güzel. İyi yaş. Şu an profesyonel yapmıyorsun. Yok profesyonel değil amatör. Bunu nasıl koruyorsun? Fitness'la mı? Diyet. Koruyorsun. Sen ne yapıyorsun? Bunu nasıl koruyorsun? Abi ben korumuyorum. Yani. Ben size bir şey söyleyeyim ama hani böyle Bağcılar falan deniliyor ya işin esprisi bir yana. En samimi, en yürekten insanlar da oradan. Abi seni kucaklamak çok istiyorum. Samimi söylüyorum bak. İçten oğlum dur lan. Canım. Moruk görüşürüz. Kardeşim de. Vallahi. Kardeşim de. Abicim benim görüşürüz. Ya sadece sakallar fazla olduğu için böyle sarılamadık diyormuşum. Var mı abi aramak istediğin birkaç kişi? İstersen benim kontürümü de kullanabilirsin. Ya yok ben çok ciddi söylüyorum. Bak bizim izleyici kitlemiz var ya. Evet. İzleyiciler falan. Ben çok dikkat ederim. Böyle reyting delisi olan bir insanım. İşin esprisi bir tarafa. Bütün o potansiyel, bütün gerçek anlayan, gerçekten anlamaya çalışan, gerçekten işte Taner ve Taner gibileri bizleri sevmeye çalışan diyorum. Bu çok önemli bir cümle. O kitle... Hep o bahsedilen yerler. Arnavutköy, hı hı. Bağcılar, Şirinevler. Hani insanların gözünde... Ama kendisi Göktürk'te yaşıyor. Hayır ben ama 25 sene boyunca Avcılar'da kaldım. Beylikdüzü'nde oturdum, Mimaroba'da oturdum. Son 5-6 yıldır kanala gidip gelmem konusunda... Şöyle yapabiliriz daha abi. Daha rahat olabilmem adına Göktürk'teyim ama ben hiçbir zaman Avcılar'ı unutmam, unutamam. Yani benim esas toprağım abi orası. Abi konumuz Bağcılar, Arnavutköy, Diyarbakır... Yine Avcılar nasıl attı kendini sahil şeridine? Adam nereye? Resmen oradan bir şekilde ha ben deniz köşkleri çok seviyorum orada. Çok ya ben deniz köşklerliyim ama. Evet. Vallahi bak hadi şerif. Şöyle yapalım mı? Sen mesela bir gün Diyarbakırlı Fatih'in orada. Seve seve. 57 miydi 75 miydi Diyarbakır'da yeni? Hayır o değil plaka değil. 57. cadde 57. 75. 75 değil mi? Şahane olmuş ya. Bekleriz abi. Ceri'dir. Diyarbakır var ya. Şu an Türkiye'nin en güzel aynen. Şehirlerinden hep öyleydi muhteşem bir arkadaşlar, yer. 75 muhteşem bir yer. Bir restoranlar var. Of. İzliyorsunuz tamam mı? Bak Ahmet Çakar gibi. Diyarbakır'a selam. Bu programı izliyorsunuz. Birisi açtı. Kontrol kaleminden bahseden bir adam. Birinci dakika. Kim o? Ben miyim? Unuttun mu? Ha kontrol kalemi evet canım. Evet.
Ne anlat? Orada kontrol kalemiyle ilgili muhabbet neydi abi? İki saatimiz vardı, bir anlatsana. Kontrol kalemi elektrik işte, elektrik alamıyordum ya, ondan bahsettim. O kadar yoğun ki bütün görüşmelerini burada yapmaya çalışıyor. Yani hani evet. Bağladım ayağına. Hocam! Hocam şu an programdayım. Ya resmen şeyleri, hayatları böyle geçiyor. Ay. Merhaba hocam. Seni konuşturmayacağım. Hocam seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Türkiye'nin bir numarasına, bir numaralı yorumcusuna kocaman bir alkış ne olur ya. Türkiye'nin bir numarasına kocaman selam olsun. İyi ki varsın hocam. Çok teşekkürler hocam. Bağlandınız. Sağ olun. Bana da sürpriz seni oluyor. Seni seviyorum hocam benim. Biz de seviyoruz. Görüntülü mü arıyorsunuz birbirinize? Evet. Abi çok iyi ya. Vallahi bak. Ve herkes hazır gibi mesela. Oturuyor kanepenin üstünde. Biri daha mı geliyor? Yok. Bu sefer şey başka bir şey var da gerçekten ona sen devam edebilirsin ya. Evet. Bu defa eşimi arayacağım. Rasim! Çok kritik. Çok zor durumda. Bir anda açtın ya diyor. Rasim abi. Bir şey soracağım. Az önce dedik ki yurt dışındasın. Farzı misal birine Beşiktaş'ı övmen gerekiyor. Ne dersin dedik. Hiçbir şey diyemedi. Sen yapabilir miydin bunu? Galatasaray'ı hayır, hayır. Galatasaray'ı öv deselerdi, övmek zorunda kalsan övebilir miydin? Abi Türk futbolunda ben kimseyi övmem abi. Ben tam tweet atıyordum Ertem dönemce. Ben Türk futbolunda bu kadar daha rezil bir dönem görmedim. Tam makasla formayı keserken yakaladık. Yani böyle bir kalabalık falan yani şok oldum şu an yani bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Şu anda hiç sorma. Beni esir aldılar Taner. For example talk show'dayız. Bir gün seninle beraber gelelim olur mu? Ya. İnşallah. Seni seviyorum. Çok teşekkürler. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Abi harika ya. Adam gerçekten Galatasaray'ın en kötü döneminde aradık. İyi küfür etmedi bize ya. Abi çok teşekkür ederim. Yani benim için canım tarihi bir an. Estağfurullah. Burada olman, zahmet ettin, geldin. Beni çok mutlu ettin. Vallahi sana şöyle bir sarılayım. Şey birazdan birini arayacak. Ay götümle aradım falan. Sinan abi kaldı. Ne oldu? Sinan abi kızının onun altı okulunda... yoktu o yüzden şey yok, yapamadı. Yok. Sinan abi kızının okulunda onun için mesaj attım ben bir ara ondan dolayı. Siz mi sormuşsunuz özür dilerim çok özür dilerim. İnşallah bir dahaki sefere. Ben ona özel ararım bir dahaki sefere sen yokken. Abi canım. Çok teşekkür ederim. Canım. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Bir dakika ya içime dert olacak ya. Bir şey söyleyeceğim vallahi ya. Mümkünse altı olan biri açsın telefonu. İçime dert olacak ya. Kim? Peki mesela ben şey yapsam ama benim zaten o şimdi anlar. Senin numaran ya. Sinan abicim. Bir dakika Ertuğrul. Bak altını giyiyor. Vallahi benim. Bildim. Sinan abim alt solist kocaman bir alkış. İmparatora kocaman bir alkış. Türkiye'nin bir numarası. O Umut abicim. Umut Güner, Beşiktaş eski yöneticisi Umut Güner beyefendiye kocaman bir alkış. Gerçekten. Transfer sihirbazı. Allah'ım. Canım abim benim. Umut şimdi senden bahsetti. Canım abim. Şu an sen orada. Canım abim benim. Sinan abicim. Sinan abi okul değil for example'dayım. Taner diye bir çocuk var. Hangi burada okuldasın? Ha bunları öğrencim. Taner diye bir kardeşim var burada. Talk show'dayız. Bütün herkes seni çok istedi Sinan abicim. Herkes seni çok seviyor. Çok selam. Öpüyorum herkesi. Seni seviyoruz babacığım. Çok teşekkürler abi. Neyi babacığım? Benim fikrim beni ilgilendirmez. Benim fikrim beni ilgilendirmez diyor Sinan abi. Babacığım öpüyorum. Saygılar, evet. Selamlar. Seni seviyoruz inşallah. Çok teşekkür ederiz Sinan abicim. Sağ ol babacığım. Hoşça kal. Sağ ol babam benim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun abi. Vallahi çok teşekkürler. Arkadaşlar ben arıyorum şimdi. Babaannemi arayacağım. Başka bizim programdan istediğiniz bir var mı? Yok. Şu an... Abdülkerim abi. Şöyle yapalım. Kapanışı yapalım. Çünkü bu kızların Abdülkerim'le ilgileneceğini düşünmüyorum ben bunları. Tanıyor musunuz Abdülkerim'i? Tanımıyor. Arasın mı? Arayayım ya.
Ne olur ya. Bir kere arayayım ya. Abdülkerim abi. Aa Ertem diyor. Evet babacığım. Aa sanki ben aradım. Hayırdır diyor. Abdülkerim abi. Neresi oğlum burası? Abi mahşer burası. Mahşer. Abdülkerim abi öbür taraftan arıyorum seni. Oğlum ne yaptın yine? Nerelere gittin? Kim onlar diyor. Bizim aile, bizim aile. Kim oğlum bu kadar seni amcan? Baba seni çok seviyoruz biliyor musun? En büyük Fenerbahçe. Her aradığıma, her aradığım kişiye öyle diyorum. En büyük Galatasaray, en evet. büyük Trabzon, en büyük Beşiktaş. Hiç kimseyle arasının kötü olması mümkün değil. Senin işin bu diyor, senin işin bu diyor. Evet. Abdülkerim abi ellerinden öpüyorum. Seni çok seviyoruz. Seni herkes çok seviyor. Görüşmek dileğiyle. En büyük İyi ki varsın babacığım benim. Saygılar, selamlar. Sarı. Lacivert. Fener. Öptüm seni. Nasıl mutlu ya? Nasıl mutlu oldum ya? Şampiyon seni olmuş gibi. Seni seviyorum gibi. Babacığım benim. Hadi Allah'a emanet. Sağ ol babacığım. Ailemin de selamı var. Bay bay. Evet. Herkese selamlar. Sağ ol babacığım. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Var mı başka aramak istediğiniz? Abi kendine iyi bak. Kontrolümüz bitti. Bir şey söyleyebilir miyim? Abi görüşürüz. Sen en büyük emekçileri, kameraman arkadaşlarıma. Ben bir konuğum kameraman var. Kameraman arkadaşlarıma. Seni seviyorum. Abi. Hoşça kal abi. Hepsine kocaman bir alkış. Teknik ekibe kocaman bir alkış. En büyük alkış size. Teşekkür ederim. Dil Mektebi For Example'ı sundu.